bahçe. Evet. İç siyasete geçmeden önce bugün Sezai Karakoç hayatını kaybetti. Aa, şair. Evet. Evet, saygıyla anıyoruz. Büyük bir şairdi. Onun en, yani onun büyüklüğü konusunda sohbet ettiğim Sayın Cemal Süreyya'dır. Yani Cemal abi onun büyük bir şair olduğunu Sezai Karakoç'un belirtirdi. Sezai Karakoç da mülkiyeli. O da galiba maliye müfettiş. Yani öyle bir tarafı da var. Ondan çok övgüyle bahsederdi şair olarak. Yani büyük şairdir dedi. Hatta bir gün ben ya dedim Cemal Süreyya'ya sizin dedim asker su ver asker. Ben asker değilim, nişanlıyım. Bu dizelerinizi dedim. Yani çok güzel, hayranım bu dizelere falan. Ya o dedi, Doğu dedi, o dizeler benim değil dedi. O dedi Sezai Karakoç'un dedi. Benim şiirime dedi. Yani ondan izin alarak koydum dedi. Asker süvel asker, ben asker değil, nişanlıyım. Ben oradaki nişanlıyı yani bir kızla bir bağlantısı var. O anlamda, yalnız o anlam değil dedi. Ben sıradan bir asker değilim, nişanlarım var yani rütbeliyim. Diyelim onbaşıyım, çavuşum. Asker su ver, asker, askerden su istiyorsun. O diyor ki ben diyor asker değilim, ben nişanlıyım falan. Öyle bir sohbetimiz de oldu. Yani orada Sezai Karakoç durmuş o dizeler. Cemal Süreyya de demiş ki ben bu dizeleri şiirimde yazacağım. Benim olsun. Tamam demiş, senin olsun. Sezai Karakoç'u da saygıyla anıyoruz. Yaşadığı yani pek belli olmayan bir insan, evet, aslında. Bizim kuşak mesela, ben açıkçası yani bizim kuşağın gündemine Sezai pek giren Karakoç bir isim değildi. Evet, evet. Yani. O, şimdi bakın Türkiye'de bir bölünme geride var. Kamp, yani o başka bir kampın şairi diye tanınıyor. Ama büyük entelektüeller o bölünmeye uymuyor. Mesela Cemal Süreyya o bölünmeye tabi olmuyor. O çok önemli. Üstelik keskin olduğu dönemler. Evet, evet. Bölünmeye. Yani çok iyi arkadaşları, dostlukları var. Hatta ben de şimdi hakikaten bazen insan üzülür. Ölümleri tabii üzülüyoruz. Fakat bir de yani niye bu kaybettiğimiz büyük insanla dostluk, muhabbet falan bunları kurmadık diye de bir insan şey yapıyor, hayıflanıyor. Ben şimdi hayıflandım. Çünkü Sezai Karakoç'la birkaç kere tanışır gibi olduk. Birbirlerimize selam yolladık, haberler verdik, buluşalım falan gibi şeyler oldu. Şimdi hayıflanıyorum. Öyle değerli bir aydınımızla, değerli bir şairimizle buluşmadığımız için. Çünkü o muhafazakar kesimin yetiştirdiği gerçekten hakikatsever ve esaslı bir aydındı. Onu söyleyeyim. Gerçekçi, hakikatsever ve kadir kıymet bilen, nesnel olarak Türkiye'nin süreçlerini izleyen büyük bir şairdi. Onu da saygıyla anıyoruz. Cemal Süreyya'nın Karakoç'u anlattığı bir makalesi 2000'e doğru dergisine yayınlanmış. Biz de şimdi çıkardık onu. Yarın Aydınlık'ta yayınlayacağız güzel, o makaleyi. Çok iyi yapacaksınız. Bak, şöyle bir ifadesi var. 2000'e doğru da 1988-89 falan olması lazım. Evet. Ne diyor? Öyle bir Müslüman ki Marx da bilir, Nietzsche de bilir, Rimbaud da bilir, Salvador Dali de sever, Nazım da okur. Sıkışmış, sıkıştırılmış deha, alçak gönüllülükle katı yüksek uçuyor, şemsiyesi yok. Vay. Bakın, sıkıştırılmış deha demesi çok önemli. Sıkışmış, sıkıştırılmış deha diyor. Yani ben başkası için deha diye bahsettiğini hatırlamıyorum. Portrelerden herhalde ama. Evet, sanırım. Bir kısmını tabii sosyal medyada ölümü sonrası paylaşımlar oluyor. Sıkıştırılmış deha tespiti. Şemsiyesi yok ama uçuyor. O da çok önemli. Evet. Alçak gönüllükle katı yüksek uçuyor, şemsiyesi katı yok. Katı evet. Yüksek. İç siyasete girelim o zaman. Evet. Çok az bir zamanımız kaldı. Peki bugün şimdi Sayın Kılıçdaroğlu bir helalleşme tartışması başlattı. Nereden çıktı helalleşme? Yani bir böyle helalleşme, bir çıkışın sebebi nedir? Biden tayfası olursan Kemalist devrime kılıcını çekeceksin. Biden tayfasının projelerinde yer alan Kılıçdaroğlu